devam ediyor. Piyasalar her dakika değişiyor, rakamlar değişiyor. O zaman size soralım, bu gidişat nereye Sayın Atabay? Şimdi evet, çok üzücü. Hani göz göre göre gelen bir dalga var. Yani dinlenmedik işte, beyinsizden de en son vesaire vesaire, hani onları geçelim. Ama aslında şu var, şimdi eğer AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanmasından sonra Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olmasa idi ve Albayrak politikaları, işte Kavcıoğlu vesaire ekibi bu düşük faiz politikaları devam etseydi, bizim varacağımız yol işte yaz turizm döviz gelirlerinin ötesinde bir ödemeler dengesi kriziydi. Hatta hani bugün adını koyalım daha rahatlıkla, bir moratoryumdu, yani dış borçta bir iflas idi döviz rezervlerinin geldiği eksi 75 milyar dolar seviyeyle. Şimdi Sayın Şimşek'in bakan olmasından sonra ne olacak? Biz bir kere hani Türkiye'nin bu yakan problemleri, verimlilikle ilgili yapısal reformlarla oraya varamayacağız. Çünkü arkadaki yapıda bir değişiklik yok. İşte hukuk reformu, adalette reform, eğitimde reform vesaire, bunları bir kenara koyalım, rafa kaldıralım çoktan. Hani yeni açıklanan kabinede belki bir ayar yapıldı, belki üslup biraz daha sakin olacak. Ama genel olarak öz değişmedi o tarafta. Dolayısıyla Sayın Şimşek'in yapabileceği şey, para politikasındaki anomaliyi düzeltmek, faiz artışlarına gitmek, yani buraya sermaye çekmek. Bu sermaye çekmenin içinde sadece faiz arttırmak yetmeyecek. Bir kere TL'deki son dönem bu baskıların bırakılması gerekecek. Şu anda olan o aslında. Çünkü biz biliyoruz ki çok büyük ihtimalle, evet hala karanlıktayız ama işte 22'sindeki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde muhtemelen Merkez Bankası Başkanı değişecek ve PPK'daki isimler değişecek. Oraya kadar siz yabancıları işte baskılanan kurdan Türkiye'ye çekip de kur riskine aldırtamazsınız. Çünkü zaten hedefiniz ve çekebileceğiniz büyük ölçüde sıcak para ne yazık ki, ve orada kalacak. TL'ye de bir değer kaybı yapmanız gerekiyor. Şu anda biz onu yaşıyoruz. Fakat bu süreçle birlikte başlayacak dönemde faiz artışlarıyla beraber size ne bekleniyor? 22'sinde eğer erken bir Merkez Bankası toplantısı olmaz ve acil bir faiz artırımı olmaz ise, ki ben olacağını pek olasılık vermiyorum. O dönemden sonra işte bir yere kadar yükselecek. Of, yüklü bir faiz artışı, hani 20-25'lere belki 30'lara çekilecek bir politika faiziyle. Zannediyorum orada stabilize olması hedeflenecek. Arkasından bu BDDK, eski TCMB yönetiminin ya da şu anki TCMB yönetiminin finansal piyasaları baskılamak için aldığı önlemler yavaş yavaş geri sayılma, açılmaya başlayacak. Ve işte hedefte en son kur korumalı mevduat gibi, hani hep sizin programlara da söyledik, bir ateşten gömlek, bir saatli bomba idi Türkiye ekonomisi için. Oraya da bir nokta konacak. Hani bu tabii arada da enflasyon önce çıkacak, arkasından düşmesi için doğru politikalar devreye girecek. Nereden baksak 2 senelik bir süreçten bahsediyoruz ne yazık ki. Evet, süreç bu şekilde ilerleyecek. Yani senaryo aslında belli ve biz o belli olan senaryonun aslında ilk bölümünü yaşıyoruz. Şimdi evet. Bu dolar euro mevzusuna, dövizdeki yükseliş, daha doğrusu Türk lirasındaki değer kaybı, en doğru ifadeyle böyle söylemek gerekiyor. Noktayı koymadan önce şunu da soralım. 23 lira 14 kuruşun üzerine ulaştı dolar ve sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir müdahale geldi ve o müdahalenin de çok fazla sonuç vermediğini görüyoruz. Bakın şu anda canlı rakamlar 23 lira 04 kuruş. Daha önceki zamanlara baktığımızda, yani o 20 Aralık öncesine baktığımızda yapılan müdahalelerin daha hızlı sonuç verdiğini görüyoruz. Yani belli ki buradan şunu mu anlayalım? Bir, rezervimiz yok, yeterli müdahale edemiyoruz. İki, aslında çok da fazla düşmesini istemiyoruz. Sizce hangi ihtimal daha akla yakın geliyor? Her ikisi de geçerli. Hani hangisini bilmiyorum. Çünkü işte müdahaleler yine şeffaf bir şekilde, en azından ben miktar olarak görmedim. Hani şeffaf bir şekilde ilan edip edilmediğini bilmiyorum. Dolayısıyla evet, rezervlerimiz yok. Eğer kur korumalı mevduata geçiş gibi bir süreç çok hızlanmıştı seçimden önceki dönemde hatırlarsanız. Çünkü faiz sınırı arttı üzerindeki. İşte dövizden dönenlere böyle opsiyonlar, primler vesaire ödenmeye başladı. Ona bir nokta kondu. Dolayısıyla tahminim oradan da dönüşler çok yavaşladı. Dolayısıyla rezerv yok, kaynak yok. Ve bunun devam edeceğini düşünebiliriz. Önümüzdeki iki nokta önemli. Bir, işte o dediğim büyük faiz artışı, Merkez Bankası ekibinin değişmesiyle birlikte o
bir sakinlik getirecektir. Sermaye çekmek için kapıyı açacaktır en azından. İkincisinde yaz aylarında döviz girişleri. Ben evet. mesela ihracatçının %40 Merkez Bankası'na park etmekle yükümlü olduğu döviz, işte bu uygulama finansal piyasaları baskılayan, hatta ekonomiyi baskılayan uygulamadan çok kısa sürede vazgeçilebileceğini sanmıyorum, rezervlerde anlamlı bir artış olmadan. Yaz döneminden sonra bizim riskimiz tekrar yükselecek. Hani orada gerçekten rakam telaffuz edemiyorum. Yani kim edebilir bilemiyorum ama önce bir işte şu süreçte kısa vadede bir yükseliş, hani olması gereken değerin üzerinde bir yükseliş, yani değer kaybının yükseklere gitmesi, arkasından bir normalleşme olabilir. Ama hani sonbahar aylarında 27'ler 28'lerin altında olması için de bir neden göremiyorum. Enflasyonun seviyesi, rezervlerin seviyesi, işte bu rezervi bu şekilde yakma politikasından vazgeçme, enflasyon düşmeden TL'de bir değer kazancı beklememek gibi sebeplerle hani TL'deki ufuk çok aydınlık değil. Ama hani konuşulan böyle felaket senaryoları 30'lar, 40'lar, 50'ler vesaire, hani onları da çok gerçekçi, hatta hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü ne bekleyeceğiz şimdi? Şimdi doğalgaz fiyatlarındaki ayarlama diyeyim eşliğinde %40'a indirildi enflasyon. Bu TL'deki değer kaybı bir kur korumalı mevduat üzerinden hazineye çok büyük bir yük ekleyecek. Dolayısıyla mali disiplin de vergiler, vergi artışları gelecek o tarafta. İkincisi, enflasyon bu TL'deki değer kaybıyla zannediyorum sene sonu %50'nin altında olması mümkün değil. Dolayısıyla politika faizini 8,5'tan 25'e 30'a çekmek de yeterli olmayacak. Eğer beklentileri çıpalayamazsanız, güçlü adımlar atamazsanız. Dolayısıyla çok hassas bir dönemdeyiz. Yani Mehmet Şimşek'in gelmesi bir U dönüşüydü. Ama işi çok zor. Çünkü yapılanlar, edilenler, hani biz neden bu kadar uyardık, neden ses yükselttik ekonomistler, hani konuşmayı tercih eden ekonomistler olarak. Çünkü Türkiye ekonomisi bir felakete sürükleniyordu. Şimdi bunu buradan döndürmenin yolu uzun, kolay değil ne yazık ki. Evet. Şimdi buradan anladığımız, sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomide bir U dönüşü olacak, ama o U dönüşü nasıl yapılacak? Yani sert bir dönüş mü olacak?